Ağız kuruluğu nedir? Niçin olur? Nasıl geçer? Tükürük salgısının azalmasıyla ağız içinin nemsiz kalma durumuna denilir. Tükürük ağzı ıslak tutmak haricinde dişleri çürükten korumak için ağız içi enfeksiyonları önlemek, besin sindirimi, çiğnemek ve yutmak gibi işlevlere de yardımcı olmaktadır. Ağız kuruluğunun nedenleri nelerdir? Bir takım ilaçların yan etkisi olabilir. Yaklaşık olarak 400'den fazla ilaç ağız kuruluğuna sebebiyet vermektedir. Diyabet, HIV, AIDS, Parkinson hastalığı gibi tükürük bezlerini etkileyen hastalıklar ağız kuruluğuna neden olmaktadır. Kanser tedavisi için kullanılan ilaçlar ağızda kuruluk hissi yaratabilir. Baş ve boyun tedavisi için ışın tedavisi esnasında radyasyona maruz kalınca hasar görebilir. Kafein, alkol ve sigara kullanımı da ağız kuruluğuna neden olmaktadır. Ağız kuruluğunun belirtileri nelerdir? Dilde yanma hissiyatı, kötü ağız kokusu, konuşmada zorluk çekmek, dudaklarda kuruluk hissi ve çatlama, burunda ve boğazda kuruma, özellikle kuru yiyecekleri tüketirken yeme zorluğu, tat almada azalma olması, metal tadı ve bozukluk, protez kullanmakta zorluk. Ağız kuruluğu nelere neden olur? Diş eti hastalığı ve çürük oluşumunu hızlandırır. Tükürüğün tek başına yıkama ve temizleme mekanizması diş yüzeylerini temiz tutmayı sağlar. Ağız kuruluğu yaşandığında ise bu mekanizma ortadan kalkmış olur. Kısacası tükürük bezlerinin çalışmaması demek ağız sağlığımız için çok kötü bir durumdur. Ağız kuruluğu nasıl geçer? Yapacağınız ilk şey bol bol su tüketmek olmalıdır. Şekerli yiyecekler ağzınızı daha çok kuratacağı için tüketmekten kaçınmalısınız. En önemlisi sigara ve alkol tüketimini bırakmalısınız. Bulunduğunuz yerin nem dengesini sağlamalısınız. Peki ağız kuruluğunun tedavisi var mıdır? Ağız kuruluğunu tedavi etmenin tek kalıcı yolu ağız kuruluğunuzun sebebini öğrenerek çözümünü bulmak olacaktır. Sebebi kullandığınız ilaçlar ise doktorunuzla görüşerek reçetenizi ya da kullandığınız ilacın dozunu değiştirtmek olmalıdır. Eğer tükürük bezleriniz az da olsa tükürük üretiyorsa, doktorunuz yardımıyla tükürük bezlerinizin daha iyi çalışmasına yardımcı ilaçlar kullanabilirsiniz.